bölümümüzü dil puanıyla giren öğrencilerimiz tercih edebilir tabii ki. Ve 4 yıllık bir eğitim vermekteyiz. Aynı zamanda tabii ki hazırlık da zorunludur. Ancak öğrencimiz başarılıysa üniversitemizin sunduğu hazırlık sınavında, o zaman direkt bölümümüze geçebilir hazırlık okumadan. Mütercim tercümanlığın aslında alanı çok geniş. Birçok alanda öğrenci yetiştirebilir. Belki de o yüzden de çok popüler bir alan. Şimdi bir defa ana unsurumuz dildir ve bir yabancı dil ile çalışıyorsunuz ve şu anda dünyanın lingua francası olan İngilizce öğreniyorsunuz ve bu dilin bütün inceliklerini kadar öğrenmiş oluyorsunuz. Sadece dili öğrenmiyorsunuz tabii ki. Bu arada tabii dilin konuşulduğu kültürü, çünkü dil bir kültürün yansımasıdır. Bunu da öğreniyor öğrencilerimiz ve böylelikle de gerek kamuda gerek özelde de çalışabilirler. Şimdi ilk önce tabii ki en başta tercüman olarak çalışabilirler. Tercüman demek sözlü veya yazılı da olabilir. Yani yazılı çeviri yapan öğrencilerimiz de olabilir. Bunu tercih edebilirler ya da sözlü çevirmen olarak devam edebilirler ya da her ikisini de yapabilen öğrencimiz olabilir. Öğrencilerimize hep şunu söylüyorum, çünkü genelde bunu hep soruyorlar bana. Hocam hangisine yöneleyim? Bunu şu anda bilemez. Ancak bu 4 yıllık serüven içerisinde beraberce öğreneceğiz. Hangisine daha yatkın olduğunu kendisi de keşfedecektir. Ancak öğrencilerimize genelde şunu söylüyorum. Psikolojide bildiğiniz gibi iki yapı insanı vardır. Biri içe dönük, biri dışa dönüktür. İçe dönük öğrencilerimiz, tecrübelerimiz gösterdi ki daha çok yazılı çevirmeyi tercih ediyorlar. Yani böyle odalarında, bilgisayarın karşısında güzel bir müzik açıp, yanında sıcacık bir kahve, bütün gün istedikleri gibi çevirilerini yaparak daha özgür çalışmak isteyen arkadaşlarımız bunu tercih edebilirler. Ama daha dışa dönük dediğimiz extrovert yapıya sahip öğrencilerimiz de, onlar birazcık daha böyle içleri fıkır fıkır, hani dışarıda olmak istiyorlar. Onlar daha çok sözlüye yönelebilirler. Sözlü derken tabii bunu da açmak gerekiyor. Ardıl çeviri yapabilirler, konferans çevirmenliği yapabilirler. Afet dönemlerinde afet tercümanlığı yapabilirler. Aynı zamanda da bildiğiniz gibi ülkemizde şu anda çok popüler olan tıp turizmi söz konusu. Bu da yepyeni bir alan açtı öğrencilerimize. Artık hastanelerde yurt dışından gelen hastalarımıza da yardımcı olabilirler, doktorla olan ilişkilerinde orada da çeviri yapabilirler. Yani alan çok geniş. Tabii ki bakanlıklarda çalışabilirler, birçok alanda çalışabilirler ama genelde arkadaşlarımıza söyleyeceğim şudur. Her şeyden önce gerçekten yabancı dili ve yabancı kültürü öğrenmek istiyor muyuz? Çünkü bir yabancı dil bilmek, yani dünyayı avucunda tutmak gibi bir şeydir. Çünkü aslında dünyaya açık bir karakter olarak oluyorsun ve aynı zamanda da birçok şeyi merak ediyorsun. Yani yurt dışında neler oluyor, neler bitiyor ve sana yabancı gelmiyor. Çünkü sen dilini bildiği için ister istemez bir yakınlık hissediyorsun ve sende de aynı zamanda da bir özgüven sağlıyor. Yani ben her şeyi anlayabiliyorum. Ve o zaman başka dilleri de öğrenmene yönelebiliyorsun. Bu açıdan da hani bu tür karakterlerin bu bölümü seçmeleri tabii ki onlar açısından tercih. Mütercim tercümanlık yabancı dil puanıyla öğrenci alıyor. Kimler tercih edebilir noktasında özellikle dili kuvvetli olanların tercih etmesini önereceğim. Yalnızca dilin kuvvetli olması yeterli değil. Meraklı olan, araştırmacı olan, sorgulayan, dünyayı merak eden kişiler seçerlerse bu bölümde daha mutlu olurlar diye düşünüyorum. 4 yıllık bir bölüm. Biz mütercim tercüman yetiştiriyoruz. Yani hem yazılı çevirmen hem sözlü çevirmen yetiştiriyoruz. Dolayısıyla iş olanakları oldukça geniş. Bu bölümü çevirmen olmak isteyen, çeviriye ilgi duyan, dil konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler tercih edebilir. Çeviri bölümü okumasam, İngiliz Dili Edebiyatı ya da İngilizce Öğretmenliği bölümü okusam, bu bölümlerden mezun olduktan sonra da çeviri yapabilirim diyen öğrenciler olabilir. Ancak İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünde öğrenciyi daha iyi bir çevirmen olmayı hazırlayacak daha çok ders var.
4 yıllık bir lisans programı. Dinamik çeviri piyasasına çevirmen yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir lisans programı. Öğrenciler ilk yıllarında İngilizce muafiyet sınavına tabi tutuluyorlar. Bu muafiyet sınavında başarılı olamazlarsa bir yıl hazırlık eğitimi görüyorlar, ardından bölüme başlıyorlar.